arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam. Sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor, yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana, senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Geldiniz. Öncelikle teşekkür ediyoruz bu trafikte geldiğiniz için. Yolu tıkayan bütün arabalar benimdi. Gösteri bu kadar. İyi akşamlar. Yemedi değil mi? Evet. Gidemedin. Evet, ışığı almadılar da o yüzden. Alırlar. Al ışığı. Ben mi? Değil. Sen nasıl alacaksın ışığı? İşte denerim yani. Elimden geldiğince denerim. Işığı alın, ışığı. Hoş. Seyircinin ışığını alın, çocuğun ışığını almayın. Hazır hissediyorum. Neye hazırsın? İşte onu bilmiyorum. Ama arkadaşım, hissediyorum. Gaz verme işte. Hazır hissediyorum, çok acayip hissediyorum. İçimde bir şey varmış gibi hissediyorum falan. Evet. Böyle şeyler yapma. Evet. Ne hissettiğini seyirciye söyleme, göster. Seyirci ne anladı? Artık çok büyük bir aileyiz. Ağzımı açmama gerek yok. Evet. Şey, mikrofonu önüne göre ayarla. Boyun kısa görünüyor. Hayır, o zaman... Pislik yapma, ortalama ayarla. Ya. Ortalama. Ortalama diyorum sana. Ortalama işte. Hayır, yani ortala. Çin'de ortalama bu. Hayır, hayır. Ortalama dediğim zaman sen ortala. İşte boy, ortalama boy. Hayır, hayır, elleme. Ben onu beğenmiştim. Sen niye elledin? Beğendiğiniz bir şeye dokunmak. Evet, al onu arkaya. Bir hayli arkaya al. Bir hayli arkaya al. Ama. Bayağı. Oraya gitmişken aradan bak bakayım, çocuk görünüyor mu? Hayır, hayır. Kendi arandan değil. Orada ara var ya. Arkaya gidince sağında solunda aralar var. Evet. Aradan bak bakayım, kimseyi görüyor musun? Hayır. Yalan atma. Yok, vallahi yok. Şey yok mu orada? Oldukça minik biri. Yok, yeterince minikti ki buradan çıkamıyor işte o. Burada değil şu an. Orada mı? Hayır. Gerçekten yok mu? Kur'an çarpsın. Ne diyeyim artık? Daha nasıl inan? Yok işte. Müslüman neredesin? Huzurlarınızdan minik. Bir dakika, bir dakika. Dur. Dur. Madem dur. Seyirci, bir durun ya. Kar üstündekileri. Önüne geleni alkışlama seyirci, dur. Soyun, olduğun yerde soyun. Hayır, hayır. Yeter artık, buram. Bak, çocuk orada yok dedin. Evet. Sen huzurlarınıza dediğin anda oradan çıktı. Direkt... O adam oradan oraya o kadar zamanda gelemez. Yuvarlanmış olabilir. Hayır. Çünkü basamak var o. Yalan atma bana. Atmıyorum hiç. Benim görmediğim şeyleri sen görüyorsun. Senin orada benim her şeyim olmalısın. Gözüm olmalısın. Bütün organlarım sensin orada benim. Yiyeyim, yorayım. Arkadaşım lütfen. Evet. Bir daha sahne arkasında olan biteni bana gerçeği yansıt, tamam evet, mı? Evet, evet. Sen benim elim kolumsun. Göster elimi. Bak, kaldırdım elimi. Hangisi? Blue çağı mı, yetişkin? Arkadaşım. Çocukları çıkaralım mı? Hayır, sen düzgün ol sadece. Evet, evet. Elimsin benim. Evet, sol elimsin. İşte busun. Ne duruyorsun minik orada? Neye bakıyorsun? Boynun iyice genişlemiş, papyonun bile görünmüyor. Geç otur yerine. Çok iyi bugün, havasın da ya.
Evet arkadaşım, ne hissediyorsun? Sıcak. Hayır, hayır. Hayır, eve yakınsın ya. Mesela eve, senede bir kere eve yakın oynuyoruz ya senin. Ne hissediyorsun o zaman? Bir şey hissetmiyorum. Ben yine bekleyeceğim çıkışta çünkü. Neyi bekleyeceksin? İşte... Neyi sorguluyoruz ben şu an? Anlamadım. Hayır, ne hissediyorsun? Yani senin burada çok mesela mutluyum. Çok komşun i̇nanılmaz falan bir, vardır mesela. İnanılmaz bir mutluluk var içimde. Ha. İçime sığmıyor. Çıkarayım mı? Hayır, hayır. Mutluyum. Öyle değil. Ya arkadaşım, şey yapacaksın biraz, seyirciye hoşluk. Mesela sok elini cebine. Müzisyen, ver bir sahilde yürür müziği. Ver mesela, hayır hayır, o cebine değil, arka cebine. Arka, yani yan arka. Smokin'de arkada cep olmaz. Tamam, yan arka. Yan arka yok, yan. Ya. Normal ya, cep. Yandan biraz arkada o işte. Hayır, hayır. Ya birini sok, birini, evet. Evet, bak, yürüyorsun, geliyorsun, sen komşularını görmüşsün. Gör komşularını. Ne yapıyorsunuz lan bu saatte burada? Hayır, hayır. Öyle değil, komşu... Ben yöneticiymişim sitede. Hayır lan, değil. Bir yerde değilsin, sahnedesin şu anda. Sayman? Hayır, hiçbir şey değilsin. Sadece bak, mesela öyle... giderken sol köşe başında şeyi gör, bak. Sol sıranın başında şeyi gör. Ortaokuldan arkadaşını gör. Ne yapıyorsun bizim sitede? Sırayı niye buraya getirdin oğlum? Bizim sırayla siteye mi geldin? Hayır, hayır. Bak, en ön sıranın sol başındaki abiye git. Abla. Hayır, hayır. Sol başına git. Ha, git o abiyi. O senin ortaokulda arkadan devamlı rahat sen ol. Sözlüğe kalktığında sana dürten çocuk. Bana dürten. Evet. Gör onu, gör, tanı onu. İsmini sor abinin. İsminiz ne abi? Efendim? Vural. Vural, hoş geldin sana. Tamam, söyle Vural'a. Vural. Gör Vural'ı. Ya o kadar hoşuma giderdi ki. Hayır, hayır. Ben belki mutlu olmuşum o dönem. Ulan önce Vural'ı gör. Önce Vural'ı gör. Aa, parmağını uzat. İçinde çevir. Sonra... Hayır, hayır. Çok özür diliyorum. Ben emir kulu olduğum için çok özür diliyorum. Evet. Parmağı Vural'a doğru uzat. Gör Vural'ı. Aa! Vural. Şimdi parmağı çevir orada olduğu yerde. Sanki oyuk varmış gibi. Hayır, hayır. Olduğu yerde. Vural! Vural, 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 Vural. Ve gir mevzuya. O iki tane DVD vardı benim. Arkadaşım! Yapma, kurban oldum. Ne olursun yapma. O dönem vermişim ben. Babamdan araklamışım, ona vermişim. Ki o dönem DVD yok. VHS var. Ben onları aktartmışım. Nasıl uğraşmışım bu işlerle? Gençtim. Arkadaşım, evet, yapma, gözünü seveyim. Ne olur, Vural'ı bir gör. Bak, komşun, ortaokuldan arkadaşın Vural'ı gör. Evet. Sen sahneye çıkmışsın, evet. Vural da seni izlemeye gelmiş. Bak, Vural, salak sahnede Vural, çalışkan Vural, çocuk Vural'ın şu an nişanlısı Vural'dan ayrılmak üzere ama. Niye? Bilmiyorum, şu an hani ulan önüne oturmakla iyi mi etti, kötü mü etti? Bir şey olmaz, olmaz. Vural'la ilgili değil konu, seninle olmaz. İlgili. Olmaz. Evet. Evet, göster Vural'ı. Ya şu aklına çok acayip bir şey gelsin Vural'la ilgili. Ya inanılmaz bir şey geldi seninle ilgili ya. O DVD'lerin birinde aynı... Arkadaşım! Ama Vural'ı gördüm sanki orada ben ve iftihar arkadaşım, ettim. Arkadaşım, o DVD'ler o yok. O zamandan beri oyuncu olacağım diye tuturmuş çünkü. Yok öyle bir DVD. Bulvarı belirlememiş. Arkadaşım! Evet? Uzatma meseleyi. Kısa, 20 dakikalık bir film. Arkadaşım, ne olur. Oradan anladım Türk filmi olduğunu. Tamam, Vural'ı bırak. Bırak Vural'ı. Evet. Arkadaşım, niye böyle yapıyorsun? Şu an Vural kalkıp gitmek üzere. Yapma işte, bak günah değil mi? Vural'ı nişanlısı mı yandaki, sor bakayım. Evet, nişanlı. Eşi, öyle mi? Ha, o solda görmeyeyim. Ha, o zaman bırakamaz. Hani, ha, işte hayatta o tek bırakamaz. Taşı sağa takınca... Oradan şey yaptım. Çünkü böyle bir adet var. Daha çok gözüksün diye sağa takılır ya. Sen nasıl çeşit bir insansın? İnanılmaz ya. Kadının bir şey. Sağ eline nereden baktın o arada? Ben hep yan bir insanım. Çıkayım evet, ben. Evet, soyun. Prodüksiyon, getir buna bir ceket. Suzan, hemen bir tane peruk tak şuna. Soyun, soyun, soyun. Aa, aktif iyi, ol, soyunurken. İyi, iyi oldu. Sıcak yeterince şey değil, bir de peruk. Aktif ol. Hatta kurt adam oynayayım, komple kıl olsun üstü. Aktif ol. Nasıl aktif olayım? Soyunuyorum zaten işte. Şey, ılgaza karşı aktif ol. Evet, seyirciyi coştur soyunurken. İşte ılgaz. Nasıl coşturayım seyirciyi? Evet, aç göğsünden. Hayır, göğsünden. İki düğme aç göğsünden. Tamam, yeter. Şimdi geçir şeyi sırtına. Suzan nerede? Suzan Manita ile yazışıyor şu an. Suzan, şuna bir peruk taksana. Rihanna saçı yaptım. Efendim? Rihanna saçı yaptım. Rihanna değil de bir yanına yattı. Evet. Şimdi Ilgaz, sen bir tane masa, iki tane sandalye getir. Arkadaşım, sen şöyle bir uçtan bir uca şöyle ayaklarını kalçana vurarak koş bakayım. Ağır çekim koş. Bakalım başka kimleri göreceksin tanıdık. Ağır çekim. Evet.
Orta çekim. Efendim? Ortaya doğru. Orta çek. Orta çekim. Ne demek orta çekim? Ağrını yapmadım daha. Ağrınıza mı gitti? Şey, sen şu üstündekini bir çıkarsan o tarıyormuş. Tarıyor mu? Evet. Başka ceket verin buna. Evet arkadaşım, soldan sağa doğru koş. Tamam, hallettik. Lan baksana seyircinin yüzüne. Bakarak nasıl koşayım öne doğru? Hayır, bak bakayım kimseyi görecek misin tanıdık? Göreceğim, şöyle yapan ablayı görüyorum. Tanıyor musun? Hayır. 3000 kişinin arasında böyle yapıp kendini belli eden birini tanımak isteyebilir miyim? Tamam, bir tane... Şaka şaka, tanıyorum. Seviyorum da ayrıca. Bir fabrikada çalışıyorsun. Koşarak? Hayır. Gel, normal fabrikasın. Normal fabrikayım. Evet. Evet, üretimin başından sonuna kadar her aşamasında çalışmışsın. Evet. Ve şimdi de patronun yanına gidiyorsun, patronun sekreterine yazıyorsun sen. Tamam, al sahneye bir tane fabrika patronu. Fabrika patronu alayım. Evet, bir beyefendi al önden, evet. Buyurun abi, hoş geldiniz, buyurun. Merhaba, isminiz ne abi? Güzer. Efendim? Güzer. Güzer, ne demek abi? Güzer ki. Ne dedi? Sonbaharda doğduğum için. Anladım, Allah'tan mikrofon takılmadan bunları söyledi. İsminiz ne beyefendi? Güzer efendim. Niye Güzer? Güzer, evet. Sonbaharda doğduğum için efendim, Ekim'de. Ha. Güz olsun o zaman, er ne? Vallahi güzün erkeği olduğum için. Güz erkeğim yani. İşte Kadıköy'ümüz. Evet. Evet, hoş geldiniz. Güzel, sen fabrika patronusun. Evet. Tamam mı? Tamam. Bu da senin sekreterinle şey yapıyor. Aşna fişne. Tamam. Arkada... Ne yapıyorsun Güzel? Ne saçma sapan tabirleri var. Senin daha haberin yok bu durumdan Güzel. Hocam yeni öğrendim ben de. O yüzden... Ne zaman öğrendin? Vallahi şimdi. Daha öğrenmedin Güzel. Sen geç şeye, o koltuğa otur içeride. Abi. İçeridesin. Al sandalyeyi, içeri geç. Böyleyim mi? Hayır, içeri geç, içeri. Buraya mı? Şey, Suzan, şeye... Otoparka özele... mı? Güzel, sakin ol. Elbet kış gelecek, bahar gelecek. Sakin, sakin, her şey sakin. Sakin. Güzel, müzisyenin tarafında, müzisyenin hemen arkasına otur. Ha, orası senin, şey, piyanoyu da masan yap. Ha, piyano masan olsun senin. Güzel, git arkada otur Güzel. Buraya mı? Ben bu arada çay içip gelebilir miyim? Arkadaşım, göstersene çocuğa, ne bilsin sahnenin yerini. Bu tarafını mı alayım? Sen 10 senede öğrendin. Otur çocuğu bir yere. Güzel. Sen müzisyenin yanına otur. Piyanoya da elini koy, o senin masan olsun. Tamam hocam. Ne bağırıyorsun? Özür dilerim. Sen de geç kapıya. Sen geç kapıya. Kel olan. Sen hayır. Peruk takmadan önce gel. Evet arkadaşım. Ara telefonla kızı. Hayır, ankesörden ara. Fabrika içi ankesöründen. Şimdi sırada bir çocuk var. O ne çocuk... kebat bir fabrika bu ya. Normal telefon. Ya eski yıllar. Çocuğu çek sıradan, birini arayacağım diye. Çocuk annesiyle konuşuyor, çek onu. Çekil lan buradan. Hayır, öyle çocuk değil. Ya senin kadar ama biz çocuk diyoruz. Pardon, pardon yavrum, affedersin. Hocam omuzuna, çok acil. Omuzuna dokun. Hayır, çocuğun omuzuna. Ha. İyi misin diye baktım. Arkadaşım, dokun, kendine çek çocuğu. Ha. Hayır, öyle değil. Ulan çocuğu çek, de ki bir şey, benim arabam lazım falan de. Benim arabam lazım sana. Arabam, ha arabam lazım. Evet. Ben dokun omuzuna, arabayı, evet. Evet, dokun omuzuna, jetonunu göster. Ha. Hocam, benim acil bir telefon açmam lazım. Jetonun var mı? Var. Göreyim. İşte elimde duruyor. Tamam, konuşuyoruz burada. Ben 20 jeton attım. Bitince konuşursun. O zamanlarda bir jetonla 20 jeton çok fark etmiyor. Niye? Bunu bilmeyenler olabilir aramızda. Niye? 20 tane arka arkaya atınca olmuyor mu? Öyle atılmıyor arka arkaya. Niye? Öyle işte. Evet, çocuğu çeksene oradan. Ha. Ben bir tane daha vereyim, 21 olsun. Daha uzun konuş. Arkadaşım, aklına... çek şunu lütfen. Ara şu sekreteri. Git lan! Allah belanı versin. Konuşma lan.
Seni sonra arayacak, seni sonra arayacak. Çaldır seyirci. Ne yapıyorsun? Kafa gitti. Pardon. Çileyink. Lan fabrika içi arıyorsun, üç tane çevirsene. Fabrika uzun. Alo? Allah kahri, yanlış oldu. Arkadaşım! Tek jeton var, yanlış oldu. Dilini değdir şeylere, ikisi, iki sen teli dilini değersin. Sende başka jeton verdin, sende başka jeton vardır. Arkadaşım! Efendim? O çocuk gitti, dilini değdir tellere. Ne yapayım? Jeton atma yerinden dilini sok, öyle konuş, dilin içerideyken konuş. Alttan değil, üstten atma yerinden. Dilini sok, tellere değdir. İki öyle tel olmaz, öyle olur. Öyle olmaz. Değdir şu tellere, dilini tesadüf sok. Tesadüf bir tane çıktı. Hayır, çıkmadı. Çıktı. Çıkmamış. Vallahi çıktı. Benim de aklımda kalmamış, hiç gitmiş, varmış bir tane. İnanılır gibi değil. Tamam lan, ara. Ulan ne diyecektim ya? Arkadaşım yapma şunu ne olursun. Dostum, ya, yapma şunu. Bak. Neyse. Lütfen, hadi at şunu. Alo. Ben aramadan çaldı. Tamam konuş. Ben daha aramadan beni ar. Ya konuş sana. Buyurun. Yanlış oldu. İnsan yanlışlıkla ankesör arar mı ya? Kapat. Kapat. Hop jeton gitti. Yok o beni aradığı için gitmedi. O beni aradı. Arkadaşım. Kurban oldum. Benim. Sonunda o dilini oraya sokturacağım. Hadi İstersen bakalım. Mevzuyu uzatmayalım. Hadi bakalım. Çabuk çevir şunu. Hızlı hızlı çevir. Tamam. Çaldır seyirci telefonu. Alo. Alo. Ay patron arıyor, kapatmam lazım. Çing. Arkadaşım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Artık kullanım dışı. Güzel, sen ne yapıyorsun orada? Hocam, bacak bacak üstüne atmış, adamı seyrediyorsun, bir de alkışlıyorsun. Patronsun sen, işini yap. Evet, hocam. Arkadaşım. Sakin, sakin, güzel. Sakin hocam. Sakin, daha kim? Arkadaşım, şu sekreterle konuşman lazım. Konuş sekreterle. Ne? Al cep telefonunu. Al. Konuş. Aç, 3, 2, 1, konuş. Alo. Efendim. Aa, Sevda, ne yapıyorsun? İyi, sen nasılsın? Allah'a şükür, nasıl gidiyor işler? İyi, oturuyorum. Patron geldi mi? Geldi içeride ama yalnızım. Yok. Tamam tamam, kapat, ben sonra ararım tekrar. Hayır, geliyorum de yanına. Patron meşgul mü, sor. Hayır, geliyorum oraya. Çıkar patron dışarı. Hayır, hayır, patron meşgul mü, sor. Patron meşgul mü? Gevşek gevşek konuşuyorsun kızla. Patron meşgul. Yavşağın önde gidenisin sen. Merhabalar, patronla görüşecektim, ben yönetmeniniz. Arkadaşım. Sevtap. Arkadaşım. Arkadaşım. Burada seyirci, seyirci gidecek. Sonra biz senden işkembeciye gideceğiz. Seni sefer tasıyla döverim orada. Yapma böyle şeyler, ne olur. Ben de döner işkembeciyle sizi döverim. Hadi ne olursun. Alo. Evet. Hadi gel, hadi gel, koş. Tamam, geliyorum. Sen şimdi yolda arkadaşını gör. Gör bir arkadaşını. Ya sürekli arkadaş görmekten gör. Bu fabrika battı zaten ya. Gör ulan, gör. Hızlı hadi, hızlı gidiyorsun. Kapat, ben seni... hadi görüşürüz, hadi ben. Gör, Osman'ı gör. Oğlum Osman, ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Nereye ya, gidiyorsun lan hızlı ya hızlı? Ya iki dakika şeyle, Sevtap'la görüşeceğim. Vay! Yok lan, öyle değil oğlum ya. Ya bırak bu işleri. Vallahi çok, çok vay, ciddi. Sevtap'ı götürüyorsun ha? Çok ciddi. Sevtap'la görüşeceğim, çok ciddi aram. Sevtap'ı ben hiç görmedim, nasıl bir kız? Anlat ya, Sevtap'ı. İyi bir insan, şimdi öyle anlatmayayım, iyi bir insan. Kaşlar, gözler... Gerçekten öleceğim bir gün ya. Sahneye dil altıyla çıkan ilk sanatçı olacağım, değil mi? Arkadaşım, Sevtap'ı anlat Osman'a. Nasıl lan? Saçları uzun mu Sevtap'ın? Oğlum, saçları uzun falan değil de bana böyle o kadar ipeksi geliyor ki yani, öyle tatlı bir insan. Gözleri nasıl lan? Yok, gözü yok işte. Yani en azından bende gözü kalmaz ayrılırsak. O açıdan arkadaşım, iyi. Arkadaşım. Evet. Söyle söyle, gözünü söyle. Masmavi. Masmavi. Tek bir tane var burada. Ama o da masmavi yani. İşte Cenab-ı Rabbil Alem'i yarattığımı böyle yaratıyor. Arkadaşım. Evet. Mükemmel bir kadın tarif et ona. Çabuk.
Evet. Bir tane peruk getir hemen Suzan. Mükemmel bir kadın tarif et. Bir tane yetmedi, bir tane daha mı tarif? Evet. Sen tarif et, Sevtab'ı tarif et Osman'a. Ya böyle inanılmaz bir kadın. Seveceğin, güleç. Beli nasıl, ince mi beli? Efendim? Beli ince mi? Ya sen ne saçma bir insansın. Ben iç özelinden bahsediyorum ya. Belin ince... ince belli mi Sevtab? Ya fiziği son derece düzgün tak, ama... Tak Suzan, tak. Ama... Osman, ben Sevtab'ı tanımamışım. Arkadaşım. Büyük yerler çıktı. Sevtab'ı öyle öv ki Osman'a. Osman delirsin, evet. Öv Sevtab'ı. Ya öyle bir kadın ki hepimize yeter Osman. Saçmalama! Sapık! Müzisyen, gel otur şeye, masaya otur, gel. Hayır, sen değil, müzisyen. Heh. Evet, otur masaya. Kestik. Ulan sahnede hepiniz oluyorsunuz. Masaya otur diyorum sana. Masaya otur. Hayır, masanın şeyine otur ki masaya oturdun olsun. Neyine, yüreğine. Hayır, arka sandalyesine oturunca masaya oturmuş olursun. He. Evet, otur masaya. Seni de yorduk güzel. Ne vallahi billahi, hakkını nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Evet arkadaşım, sen şimdi gel kapıdan şirinlikler yap. Önce ayağını uzat, aç kapıyı. Kim geldi yap. Kim geldi? Ben geliyorum, o soracak kim geldi. Hayır, sen ayağını gösterip kim geldi yap. Kim geldi? Görmüyorsun, kapı var. Kapıdan beni görmüyorsun ki sen, ayağımı görüyorsun ya. İlk defa kadın oluyorsun tabii. Ay, ayak mı? Evet, ayak geldi, gerisi tatilde. Ben buna mı vurulmuşum gerçekten? Arkadaşım, sonra başka şeyi göster, elini göster, burnunu göster falan o tarz. Ay, kimin elleri bu? 20 elleri. Benim olduğumun farkındasın değil mi? Arkadaşım! İnşallah her kapıyı açana bu muameleyi yapmıyor mu? Hayır. Senin burası geleceğini... fabrika çünkü yani. Biliyor senin geleceğini. Senin geleceğini bildiği için yapıyor. Şimdi sen gel, söyle. De ki gözlerini kapa de. Gözlerini kapat. Geç arkasına. Acelem yok, yarım saat bekleyelim. Geç arkasına. Sen onun gözünü kapat. Zaten kapalı. Şey, elini indir, sen kapat. İndir, ben kapayacağım. Sor şimdi. O saçma soruyu sor. Bunlar kimin elleri? Bil bakalım ben kimim arkadaşım. Bil bakalım ben kimim. Gevşeksin arkadaşım, oldukça gevşek. Gevşeksin lan sen. Ay, dokunuşu, ay bir sıcaklık da geçiyor içime. Aşkım, sen misin? Keşke çarşamba gelseydim, tıraş olmuş olurdun. Ama olsun, daha fazla bekleyemeyeceğim. Şimdi otur kucağına, otur kucağına. Pardon. Acil mi gelmem lazım? Arkadaşım, hayır. Sevtab, oturt kucağına. Ay, gel buraya, gel. Daha gel. O kadar samimi değiliz, daha ilk bu... Çok samimisiniz. Otur, dizine oturt çocuğu. Otur dizine. Ya otursana dizine. Selametle. Tamam, vazgeçtim. Sen otur, Sevtab, sen Tolga'nın dizine otur. Kalk Sevtab, ver yerini. Gel aşkım, gel otur. Gel otur. O arkada bir gaz beton vardı, onu verir misiniz? Şimdi sen etrafında masanın böyle keklik gibi sekerek dön, gel dizine otur Sevtab, hadi. Evet. Otur bakayım balım. Hayır, önce keklik gibi sek, masanın etrafında bir tur dön. Ay benim canım, keklik gibi, keklik gibi. Sekerek. Parmak ucunda. Otur. Arkadaşım sen de şimdi şey yap Sevtab'a. Şu güzelliği herkes görsün, dur. Saklama onu. Arkadaşım şimdi şey yap. Annem bana araba aldı, düdüğüne bastım, düt dedi, onu yap. Annen bana düt dedi, ne demek? Hayır. Hayır, parmağınla böyle yanaklarına, alnına, çenesine, sonra burnuna düt yapacaksın. Tam bilmiyorum, bu değişik bir oyun ama bilmiyorum bunu. Sen ne tatlı bir şeysin. Nasıl bir şeysin sen bakayım? Burnuna vurunca düt yap. Ağzını burnunu kırarım, düt yap. Hayır. Burnuna dokununca düt yaptır. Sen nasıl bir şey düt? Evet, bir daha düt yap. Tam o sırada düt yapıp kızı tam boynundan öpecekken güzel içeri dalar. Evet. Bu fabrika böyle ne biçim bir yer ya? Arkadaşım,
Evet. Sen nasıl bir şeysin? Güzerken seni niye öptürüyorsun çocuğu boynuna? Seyrediyor. Ne oluyor burada? Yeni nesil aç böyle şeylere tabii. Bir şey oldu yok. Fabrika kapanıyor. Güzel. Belli, belli. Fabrika kapanıyor şu an. Güzel, bir durun ya. Bir beceremiyorsunuz. Arkadaşım sen boynundan öpmüyorsun. Tam öpmeye yelteniyorsun. Sen gıdını açıyorsun ona. Tamam mı Sevtap? Sen de Güzel tam o sırada ağır çekimde kapıyı açıyorsun. Ve diyorsun ki ne oluyor burada da da da. Evet, buyurun. Ve bunu tek seferde yapıyorsun Güzel. Otur abi, otur. Onu kullanmıyorum zaten sağ bacağı. Sen nasıl bir şeysin? Ne oluyor lan burada? Arkanı dönme abi, şöyle dön. Yok, dönme, arkanı dönme. Hah, yaşa. Ne oluyor lan burada? Eyvah patron! Ne yaptığını sanıyorsun sen kızım? Bu adamla... Bir şey yapılır mı? Arkadaşlık kurulur mu? Şöyle dön. Yok, şöyle dön. Pardon. Ben çok başarılı gidiyorum. Ben... Güzel, bir daha gel. Kapıyı açtıktan sonra ağır çekimi bitir. Ama çok sinirlen ya. Kalp krizi geçirecek noktaya gel. Evet, buyurun. Ne yaptınız sen? Bir tanesini düşürdün galiba. Yavrum, ne yapıyorsun? Hayır, çok özür dilerim. Beni yanlış anladınız. Bilgisayar bozulmuş. Onunla ilgili bir şey gösteriyordum. Nerede bilgisayar? İşte komple bozulmuş yok. Tamire gitmiş. Ben de onu gösteriyorum. Kadıncağız... Güzel, bağır. Kız senin kucağındaydı. Kız senin kucağındaydı ulan. Oğlum sen otururken böyle bir cevher yoktu sende. Tebrik ediyorum. Sakinleştim artık. Ediyorum. Teşekkür ederim. Lan manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz sahnede? Hocam o öptü. Benim suçum yok. O saradı bana. Benim suçum yok. Evet, girdin içeriye. Sevtap, sen ağlayarak patrona vuruyorsun. Patron beni kandırdı bu diye. Evet, koş. Patron bu beni kandırdı bu. Beni kandırdı. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Buradayım ya. Patron köy mü? Arkadaşım. Türk sineması, 70'ler mi bu? Arkadaşım, adam senin patronun. Panik olsana. Sen ne yaptığını sanıyorsun lan, ha? Ahlaksız, edepsiz, terbiyesiz. Haklı. Söyle, bir daha seni bu fabrikada görmek istemiyorum de. Bir daha seni bu fabrikada görmek istemiyorum. Kovdum lan seni, dışarı, yallah. Arkadaşım tazminatını iste. Sevtap, geç yerine müzik ver, evet. Arkadaşım şeyi iste. Tazminatını iste. Ver ulan tazminatımı gideyim de. Evet, o zaman haklısınız. Ne desem az çok özür diliyorum. Uygunsuz bir şey yaptım, bana yakışmazdı. Sizin için de uygun olursa tazminatımı alıp gitmek istiyorum. Yok ulan sana tazminat. Eyvallah. Sen işe alakınla karşı geldin ulan. O zaman sana tazminat verir miyim lan? Kestek! Beni ikna etti, almadan gidebilirim. Hocam güzel. Fazla mı abarttım? Sen bunu mahalleden mi tanıyorsun eskiden? Hayır. Yok, bir gıcığın mı var? Ama şu an iftihar ettim. Sana i̇şte dediğim gibi Kadıköy yakamız. Evet, güzel. De ki, ha tazminat mı? Hemen geri bas. Ha tazminat veremem. O zaman kızım var benim. Kızımın bakıcılığını yap de. Ha tazminat mı? Onu sana veremem. Ama kızımın bakıcılığını yaparsan istediğin parayı veririm. Manyak mısın Güzel? Efendim? Anlamadım hocam. İstediğin parayı veriyorsun, adamı cezalandırıyorsun. Ya ben çok seviyorum bu fabrikayı. Evet. Hiç kovulamıyorsun, hep bir iş buluyorlar. Gideceksin, evimde bir tanecik kızım var. Bir tanecik kızıma bakacaksın, bir dediğini iki etmeyeceksin de. Benim evimde bir tanecik kızım var. Ona bakacaksın ve bir dediğini iki etmeyeceksin. Ayağı kırık, söyle. Efendim? Ayağı kırık. Ayağını... hocam anlamadım. Ayağı kırık dedim. Ayağını kırayım mı lan? Hayır. Ay ben çok eğleniyorum. Güzel. Efendim. Aslanım. Efendim. Kızın ayağı kırık kızın. Bir şey söyleyeyim, ben de oturup seyredebilir miyim? Hayır. Çok iyi gidiyor. Hocam kızın ayağının kırık olduğunu daha önceden söyleseydiniz ya. Ulan ayağı kırık diyorum. Tolga abi.
Özür dilerim. Senaryosuz olduğu için. Yok, sorun değil. Asıl ben özür dilerim. Evet. Kızımın ayağı kırık, söyle. Kızımın ayağı kırık. Büyük anlatabiliyor muyum? Büyük geçmiş olsun. Ona bakacaksın, tamam mı? Geçmesi için biraz da senin de yardım etmen lazım. Elini taşın altına koyacaksın aslında. Lan ne yapsın? Alçıyı mı yalasın? Nasıl yardım edecek? Bence kızın iyiliğinden de kızdan kurtulmaya çalışıyor zaten. Evet. Kızı gelsin. Ezgi gel. Ezgi, hangi ayağın kırılsın istersin? Siz bilirsiniz hocam. Sen bir tanesin ya. Solak olduğum için sağ kırılırsa rahat ederim. Niye, top mu oynatacağım ben sana? Solum iyidir. Allah'ım ya Rabbim. Suzan, gel şunun ayağını alçıya al. Evet, tanıştır kızınla. Kız gel. Kız gel. Gel kızım. Söyle, bu adi adam mı sekreterimle yakaladım, söyle. Alçı. Kızım, bak. Babacığım. Bu adamı... Hangi ayak? Bu da bizi dövmeye gel. Ya bugün ne var burada? Sıkıştın mı benden ter al. Hey. Sağ ayak ez... Biraz öne gelelim güzel. Mi? Evet, hazır hissediyorum. Evet. Gel abi. Şey, güzel. Söyle kızına, söyle ve git. Evet, söyle kızına. Ben bu adamı var ya kızım... Sekreterimle birlikte yakaladım bunu. Dikkatli ol. Ezgi, konuşsana. Nasıl yakaladın babacığım? Vallahi bildiğin yakaladım kızım. Kapıyı bir açtım, bu herif sekreterimle birlikteydi. Ne yapıyorlardı babacığım? Vallahi koklaşıyorlardı. Ne var bunda kötü olan, koklaşıyorlar, ne güzel. Ama iş arkadaşları kızım, iş etiği diye bir şey var, ahlak diye bir şey var. Bu adam iş ahlakı kurallarına karşı geldi. Koklaşmak yasak mıydı? Aynen öyle. Oğlum sen ileride politika düşünüyorsan ben peşindeyim, söyleyeyim. Eyvallah. Büyük desteklerim. Eyvallah. Evet, tamam. Güzeli alkışlarla gönder yerine. Evet, Ezgi, çok şımarıksın. Yani o kadar şımarıksın ki. Evet, söyle, beni eve götür de. Buyurun. Eve götür beni. Evdeyiz zaten. Hayır, değilsiniz. Bahçedeyiz şu anda. Ama bahçede aynı arsa içinde olduğu için müşterek tapuldan mütevellit. Burası da eviniz sayılır. Evin içine götür o zaman beni. Cevap verme. Ya ben niye böyle... Ulan Sevtap, ulan... Arkadaşım, evet, tut elinden. Kadın sakat, elinden tut. Zaten yürüyebilse beni niye istesin ki? Öteki tarafıma geç de destek ol. Ne bakıyorsun ya? Ağzını yüzünü kırayım mı? Arkadaşım! Benim babası ben. Emanet etti sana. Tamam. Tam giderken eve girerken birden kiraz görürsün. Gör kirazı. Ay kiraz! Ne güzel ya! Ne güzel kiraz, parlak kiraz, cici kiraz söyle. Of ya, ne güzel kiraz, parmak kiraz, cici kiraz yerim. Çok tatlı. Bir dakika bekleyin, ben hemen o işi çözeceğim. Bir dakika. Ay çok centilmensiniz. Rica ederim, şöyle buyurun. Sağ olun. Hadi ne halin varsa gör. Arkadaşım gel buraya. Ya, gel, o sandalyeye çıkıp kirazı alacaksın. Allah beni kahretsin, hep kendime mayın düşüyorum ya. Çık sandalyeye. Hadi bakalım. Ezgi, tarif et. Tarif mi? Kiraz orada işte. Hayır, bir sürü kiraz var. Onun istediği kiraz başka. En kırmızı ve en iri olanı istiyorum. Hepsi aynı burada. Hayır, şu çok büyük, görüyorum. Yok, hepsi aynı burada. Hayır, bir tanesi çok kırmızı ve çok büyük, görüyorum. Ezgi, aşağılasana şunu. Aşağı in. Hayır, öyle değil. O kırmızıyı göremediği için aşağıla onu. O kırmızıyı nasıl göremezsin? Çok şu kırmızı. Şöyle mi aradaki şu? Onun yanında. Şu. Biraz arkada. Yok, onun arkasında. Evet, o. Onun arkasında Kezgi. Onu bir yiyeyim sonra arkasında. Hayır. Ya karı obez, ben ne yapayım? Buna ben yetişemem ki. Olmaz. Ezgi de ki o arkadaki olmalı. Üzüm şey kirazını yiyip sapını da kaynatıp içeceğim de. Bu arada sandalyeyi çok salla. Sallamayayım, düşer adam. Salla, düşsün. Bir şey olmaz. Kafası kırılır en fazla. Of, o kirazı istiyorum. Kirazım.
Ayrıca... Ezgi, biraz titret. Arkadaşım müdahale etsene, kadın sallıyor sandalyeyi. Böyle çok hoşuma gidiyor, aynen devam. Hayır! Ne diyeyim ben ona? Sapık! Ne yaptım ki? Yapma şunları ne olur ya. Ay böyle yaptığı için kirazlar dökülmeye başladı zaten, o açıda. Arkadaşım olmaz, düşen kirazı yer mi? Ezgi lütfen, salla ve çok canın çeksin, bağır. Aa, kiraz! Oy kiraz! Bence başka sıkıntısı var. Bunu kiraza yormayalım. Arkadaşım, tamam. Söyle ablacığım alıyorum bir dakika dur de ya. Onu bana ver. Ya istiyorum. Hah. Alırken düşür elinden Ezgi, düşür. Ay düştü olsun yerim ben onu. Hayır yemezsin. Düşür elinden yemezsin onu. Yemem ben bunu. Aa ya bir daha kırıldı galiba. Ya bu organik tezek olsun yer ya bu baksana. Tanımadın mı daha? Adam niye fabrikaya almıyor anlamadınız mı? Arkadaşım ne olur şunun kirazını al hanımefendi ne olur de. Aldım işte ama. Hayır düşürdüm öbür kirazı al. Öbür kirazı lütfen onun düşürdüm. Onun yanındaki. İki yanında. İki yan. Nasıl arkadaşım o iki yandakine 1,5 metre var uzanman için ne yapman lazım? Vazgeçmem lazım. Yeni hayır. Yeni bir iş bakayım. Hayır almak değil. Zorundasın. Söyle hanımefendi 1,5 metre var da izah et. Hanımefendi 1,5 metre var. 1,5 metre daha kay yana o zaman. O zaman beni bir bırakın bir saniye bırakın. Gerçekten bıraktı. Beni tanıyor ve bıraktı. Beni bir bırakın. Tamam. Ağzını aç. Ağzını aç. Sen sandalyeyi tutup sallıyorsun. Salla sandalyeyi. Salla sandalyeyi. İyice salla. Arkadaşım senin elin yukarıda. Elin yukarıda. Ablacığım düşüyorum falan derken kızın üstüne düş. Ayağını bir daha kır. Ama öteki ayağı mı? Tam kırıldığı yerden kır. Aa, ablacığım düşüyorum ama salla. Ay. 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 Çok bağır Ezgi, çok bağır. Aa. Adama da küfür et. Aa. Bir şey olmaz, yeni peçete sararız biter. Arkadaşım. Kızın üstüne düştün, ayağını kırdın bir daha. Evet, geçer o, hep kaynar o. Geçmez. Daha Ezgi, bağır. Aa. Çok özür diliyorum. Aa. Lan kıza müdahale etsene! Bağırma lan! Kıza müdahale et! Vurma! Hayır, hayır! Hayır, acı çekiyor ya, çabuk bitsin acı diye. Ulan at bu! Arkadaşım şuna müdahale et ne olursun. Çok özür diliyorum. Sizi hemen bir hastaneye götüreceğim. Evet. Hemen. O yüzden çekici çağırıyorum şimdi. Hayır! Sırtına alacaksın kızı. Yok, o kadar yazık ki. Yok, hayır. Alacağım ki görün bacak nasıl kırılır. Alacaksın sırtına. Al. Evet. Lütfen, al kızı. Ben şimdi seni sırtıma alacağım, söyle kıza. Ben şimdi sizi sırtıma alacağım. Almayın, böyle ve reyting rekorları kıracağız. Çünkü dibim düşecek. Televizyonda ilk defa. Tamam, tamam. Almayın, almayın. Ay. Ezgi, bağırsana. Hemen bir doktor çıksın sahneye çabuk. Gerçek doktor diplomasıyla gelsin. Niye tokalaşıyorsunuz manyak mısınız sahneye? Onlar aynı üniversiteden mezun. Arkadaşım indir kızı bel fıtığı olacaksın. Yok böyle çok hoşuma gitti. Hayır indir. Evet diğer iki arkadaş insin evet. Hoş geldin kusura bakmayın ama siz de önümüzdeki sene tabipler odasına kaydettireceğim. Arkadaşım kız sırtında, yerde ama sırtındaymış havası ver. Evet, Ezgi yerdesin ama sırtındaymışın gibi. Ezgi acıdan şarkı söylüyorsun. Arkadaşım. Ay, ay duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara. Tamam kes. Ben onu. Kessene. Nelere katlandı. Lan değiştir demedim, kes dedim. Arkadaşım, sen de ona bir şarkıyla karşılık ver. Seni kurtaracağım, ayağını Allah kurtaracağım. Allah belanı. Hayır, hayır. Yapma şunu, bela okuma lütfen. Vur kapıyı, vur. Vur kapıyı, vur. Öyle değil. Kız sırtında. Kız sırtında. Vur kapıyı. Doktor, seslen. Buyurun. Hoş geldiniz. Neyi çektiğini çok merak ediyorum abi. Kapıyı çekelim.
Beyefendi, ben de hastayım artık. Ne oldu? Yok bir şey, aramızda. Aramızda derken 25 milyon kadar aramızda. Arkadaşım yapma şunları, ne olursun. Evet, pislik hazır. Yapma. Evet. Evet. Beyefendi isminiz neydi? Ahmet. Ahmet, doktor musun? Yok, doktor değilim. Nesin? Öğrenciyim de askere gideceğim zaten. Bitti yani sana her şey. Doktor değilim, öğrenciyim de askere gideceğim. O yüzden o da sayılmaz. Yok yok, gidiyorum. Çok da umurumda değil dünya. Evet, şey Ahmet de ki bir dakika, bir dakika. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Doktor! Tamam, buyurun. Hayır, bir dakika de Ahmet. Aç kapıyı bak. Ha, daha bu gider de. Ha, bu gider. Hadi ne gider? Vicdansız, ayağım kırıldı yine. Tamam, halledeceğim ben. Sıkıntı yapma. Ne? Beyefendi. Nerenin doktoru? Arkadaşım, gir içeri. Senin müdahale etmen lazım. Doktorla konuş. Beyefendi, çok özür diliyorum. Muhittin ben. Hanımefendi bacağını kırdı. Tam iyileşirken ben bir daha kırdım. Hayırlısı. Hayırlısı mı? Evet, oturtun kızı. Yok, onu şöyle yapalım. Görüntüyü kapat. Ne tarafından kırıldı? Ben iki dakika arabayı çekmesinler geliyorum. Arkadaşım gel buraya. Ahmet, sen arka tarafına geç kızın. Arkadaşım da öne geçsin. Önce çekiyorsunuz ayağı. Hazır hissediyorum. Tamam, önce çekiyorsunuz ayağı, sonra üç deyince birlikte yerine oturtuyorsunuz. Ezgi oturursa oy de, oturmazsa ah de, tamam. Evet. Üç, iki, bir, çek! Oy! Bir daha. Ah! Ay! Demin oturmuştu, şimdi çıktı tekrar. Çekerken çıkar mı bacak? O zaman kızın sesini sen organize et, kıza söyle. Salı günleri oy diyeceksin. Nasıl organize edeyim? Oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor işte. Ya yap şunu lütfen, tut ayağını. Oy! Nasıl doktorsun? Gene gittin, internette misin? Hadi söyle. Oy, 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 oy! Biraz, biraz. Oy çıkıyor muydu, ay mı çıkıyordu? Geriye doğru. Ezgi, tam oturttuğunda ayağı kaldır, çeneden patlat. Ne yapayım? Çeneden patlat, ters dönsün. Evet, üç, iki, bir, buyurun. La... Kime çeneden patlatayım? Ya kim var ayağının altında? Ha, tamam. Evet, şimdi çek. Üçü ikiniz birden çekin. Oy! Oy! Yerleştir. Oy! Ay! Bu kadar mı gerçekçi olur? Arkadaşım! Hazır işte. Burdu anda senin de burnun kırılıyor. Burnun, burnun diye sürün yerlerde. Evet. Evet. Çek bu, tak, burnun. Evet. Evet. Çek. Oy! Yerleştir. Ay! Oh! Ay sağ ol, teşekkür ederim. Ağla, ağlayarak kalkarsın. Ağla. Çek, 20 saniye çek. Hayır, ağla. Ulan bir şey yok. Ağla. Burnum diye ağla. Burnum. Ne oldu, burnum mu akıyor? Niye, peçete mi vereceksin? Hanımefendi, ben dizinizi... Ağlayarak anlat. Bacanızı verdi, çalışırlar geliyor buraya. Ben mi yaptım canım? Aa, sen de mıy mıy mıy. Ya ben mi yaptım diyor. Ağzıma tekme attı hala ben. Daha büyük ağlayarak anlat. Doktor ağla. Burma tekme attı. Ay tamam doktor bey, ne gerekiyorsa yapın beyefendiydi. Mır mır mır. Ne yapacaksınız? Mızmızlanmasına gerek yok. Bir pantuman yaparız. Hayır. Burnun yerine oturması için bir daha vurması lazım. O zaman şey bir daha. Hatta çekiçle yaparsa o kemik tam bulur yerini. Arkadaşım kalk ayağa. Ezgi, senin ben onun burnunu oturttururum diye oturttur yerine. Kalk ayağa. Dur ben onun burnunu şimdi bir oturttururum. Bakayım size bir. Şöyle bir tane koy. Bak bak. Ya bunlar baba kız, ne problem memleketin başına Ezgi, ya. Ezgi, çaktırmadan kafayı gömeceksin, yere yapıştıracaksın kafayla. O arada oturacak burun, evet. Şuradan şöyle. Ha tamam. Tamam geçti değil mi? İyisiniz. Bağırarak evet. Kalk. Arkadaşım. İyi misiniz? Beyefendi. Beyefendi. Muhittin Bey, iyi misin? Ezgi, gıdıkla. Beyefendi. Beyefendi. Şaka şaka, yok bir şey. Abi. Allah. Hah, ağlayarak uyansana. Tamam. Ay tamam. Git bana, kiraz getir. Evet,
Hastaneden çıkarsınız, al kızı sırtına, çık hastaneden. Anam. Yok yok, yemez onu. Uğraştıracak bir saat. Yerde çamurlar var, basmak istemiyorum de. Yerde çamur var, ben basmak istemiyorum. Sen beni taşır mısın? Hayır, hayır. Taşıyım. Kız, hayır, kızmaz. Ya eski mısın, geç. Ay, evet. Çok ayıp. Evet, tam sırtından seni götürürken, tam almış sırtına giderken Ezgi'ye de ki, aa halamlar dur iki dakika konuşalım de. Kim? Halası. Aa halam. Dur iki dakika, iki lafın birini kıralım. Hala. Cama bağır, cama. Hala. Ha? Baba, fabrikada iki kişiyi basmış. Biri bu. Baban kime basmış? Baba basmamış ama ya. Bunları bas. Bunları basmış dediğin adamın sırtındasın sen. Bunu, evet işte. Babam beni ona emanet etti. Sen düşün. Babam beni hiç sevmiyor galiba artık. Arkadaşım müdahale etsene. Bir dakika. Düşeceğim. Ne oluyor? Hafif yelendim de dağıtıyorum. Aynı yerde durduğumuz için. Rüzgar kesildi birden. Evet, tam bir adım atarken kız sana bir şey söyler. Tam döner kıza bakarsın adımını atarken. Söyle Ezgi, bir şey söyle ona. Kiraz birisi. Tam öyle bastığın anda senin de ayağın çukura girer ve kırılır. Tam ayağını atarken kıza bak, ayağın çukura girsin, kırılsın. Kiraz mıyız? Ay! Kırıldı acaba? Arkadaşım senin ayağın kırıldı. Kalk. İyi misin? Ah. Benim kalçadan çıktı. Neyse, ben yardım edemeyeceğim. Eve kaçıyorum, yarın ararım. Arkadaşım gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Kıza tarif et, oturtsun seni. Kıza tarif et, seni oturtsun. Yok, bundan gelecek. Hayır. 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 Panik ol. Ayağım çıktı de, çok panik ol. Ya bütün komple kalça çıktı. Ay dur. Beni oturtur musun de, söyle. Bu kalçama oturmana yardım etmen lazım. Tamam. Dur. Gel. Doktorun bizi uzaktan seyredip hiç müdahale etmemesi. Doktor yok. Oldu. Maşallah. Oturttu mu? Oturttum. Tam oturmadı. Bence Allah sahibine bağışlasın diyeceğimiz tiplerden. Ayağını bas, tam oturmadı. Bas ayağı. Bir hop, bak gene gitti. Ah. Ezgi, iyice oturt. Oturdu, oturdu. Tamam ama... Omurilik soğancığım ezildi biraz. Ama yürüyemiyorsun hala. Üstüne basamıyorum, ağrıyor de. Basamıyorum, üstü ağrıyor. Ezgi, şimdi sen onu sırtına al. Gel. Al. Kestik, dur, hop, dur. Ezgi, sen hakikaten ne iş yapıyorsun? Biz bir ara pazarcılık yaptık. Sonra çok tutunca pazartesiye de geçti. Evet arkadaşım, geldiniz eve, eve gelin, gelin eve. Hemen kız hizmetçilik yaptırmaya başlamana. Hemen otur ve kendine bir şeyler iste. Doktor evet. Abi alkışlarla yerine gönderin, doktor abi. Hakikaten, hadi teşekkür ederim, sağ ol. Sağ ol. Eve girdik değil mi? Evet, hemen çocuğa hizmetçilik yaptırmaya başla. Şımarıksın, iste bir şeyler. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Terden ölen olmadı hiç. Evet, istesene. Bana şokolatalı ekmek getir. Yok, işim var. Bu annen mi? Yok, benim annem yurt dışına gitti. Terk etti bizi. Bana arkadaşım, içecek bir şey getir, kızdan konuşmaya başla, sohbete gir. Çok güzel dolapta soğuttuğum zıkkımın peki var. İstersen bir duble getireyim şöyle. Getir. Tamam, her şey okey bence. Kendine de koy de. Kendine de koy da şöyle karşılıklı içelim. Gel buraya, gel. Arkadaşım, şimdi kızdan konuşmaya başlayıp kızının acılarını deşeceksin, tamam mı? Kızın acılarını deş. Senin kadar çirkinini görmedim dünyada ben ya. Hayır. Öyle değil arkadaşım. Güzel bir şekilde acılarını deş kızın. Sor de ki... Ben senin kadar çirkinini görmedim ama benim için o kadar büyük bir güzellik ki bu. Hayır öyle değil. Daha derine in. Kızın daha derinine in. Senin dalağın ne kadar çirkin ya. Hayır öyle değil ya.
Arkadaşım öyle değil, ne olursun yapma. Kızın çocukluğuyla ilgili bir şey bul. Çocukluğunda başına gelmiş şeylerden gir. Senin çocukluğunda benim başıma öyle şeyler geldi ki. Lan onun çocukluğunda niye senin başına bir şey geliyor? Ben de zaten konuyu anlamadım, evet. Hayır, de ki sen bir gün çocuksun, anlatsana. Sen bir gün çocuksun, bir gün büyüyorsun. Bir gün çocuksun, bir gün. Nasıl bir insansın sen ya? Her gün farklı... Arkadaşım annesi yurt dışında, oradan gir. Annesi yurt dışında onun, biliyor muydun onu? Kim? Hayır, kızın annesi yurt dışında. Kızın annesi yurt dışında. Beni arıyor oradan. Ondan sonra diyor ki çok telefon geldi. Ararsan yurt dışından böyle olur dedim ben de. Kapadım tabii, konuşmadım. Ankesi orada. Ezgi duruyorum. Ne olursun sen gir. Bir ipucu ver çocuğa. Sen diyor. Bir ipucu ver çocuğa. Annem de kaç yıldır yok burada. Özledim, bir kere bile aramıyor kadın beni. Güzel lan, deşsene. Deşsene, olayı deş. Annene deşeceğim. Hayır, hayır. Evet. Olayı deş, kızın olayını deş. Ha, senin annenle olan olayını değişeceğim. Sırada hayır, sonra... ayağa kalk, ayağa kalk. Ne, annen mi yok? Ne, annen mi yok? Yok, vardı, terk etti gitti bizi. Bence kadın çok haklı. Neden? Hayır arkadaşım ya. Annesiz büyüyen bir kız Hade ve başlar. Annesiz büyüyen bir kız ha. Şimdi seni çok daha iyi anlıyorum. Gerçekten. Gerçi zerre umurumda değil ama... Senin için ne yapabilirim? Sana nasıl dost olabilirim? Hayır, şey söyle. Annesiz büyüyen bir kız ne kadar narin, ne kadar yüreği acılarla dolu falan oradan geçiyor. Annesiz büyüyen bir kız ha. İnanamıyorum. Şu an bütün taşlar yerine oturdu. Okey, oynayabiliriz. Kafa oralara gidiyor benim. Kahve kafası. Yavaş yavaş eline dokunacaksın. Oh. Kendi eline değil. Kızın eline. Ha. Zaten bir sonraki kafamda o vardı. Demek annesiz büyüdün ha? Evet. İnanılır gibi değil. Ne yapıyorsun be? Tanışma lan. Bir daha karşına ne zaman böyle fırsat çıkacak? Arkadaşım. Senin babanı da tanıdım ben. Pislik yapma. Çok iyi gidiyorum bence. Hiç öyle iyi gitmiyorsun. Biraz ay sen... yanlışlıkla değdim falan de. Evet. Demek annesiz büyüdün ha? Evet. İnanılır gibi değil. Aa. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Yo, için rahat olsun. Ben zaten babandan hoşlanıyorum. Arkadaşım yapma ne olursun ya. Bak sana 1,5 dakika veriyorum. 1,5 dakika içinde kızı kendine aşık et. Evet. Don giymedim. Arkadaşım. Ne olur yapma şunu ya. Lütfen. Yapmış bulundum ama. Ne yapayım? Telaşla arkadaşım gelince. Yapma. Fabrikadan bak, telaşla buraya geldim. Hazırlanamadım. Ulan fabrikada donsuz mu geziyorsun? Fabrika çok sıcak, giymiyoruz. Manyak mısın? Evet. O penyedir. Daha iyi teri çeker. Penye mi? Oo, birbirimizi tanıyalım. Arkadaşım yapma. Evet. Hadi şu kızı bak, 1,5 dakikan var hadi. Demek? Bir dakika dur, bir dakika. Müzisyen. Bir dakika dursam yarın dakika kalıyor bana. Ne yapsın? Bedavadan para kazanıyor. Gıy gıy gıy. Evet. Buyurun. Evet. Demek annesiz büyüdün ha? Evet. Böylesine... Alçılı ayağı elini al konuşurken. Böylesine alçılı ayağı olan bir annenin... Ne? Konuşurken alçılı ayağı elini al. Onu okşayarak konuş. Evet. Sebep? Şey, kızın acılarına ortak olmak demek bu. Tövbe. Bilinçaltına mesaj yolla. Demek annesiz büyüdün ha? Evet. İnanılır gibi değil. Böylesine zor koşullarda büyüyüp kendini bu kadar hanımefendi, bu kadar kültürlü yetiştiren bir kadının kırık bacağını tutuyor olmak bile bir erkek için büyük bir onur. Sağ ol. Ne oldu? Hızlı çöktüğüm için. Evet, tam okşarken, kız da o sırada tam ayağı acırken, tam ayağı acırken el ele gelirsiniz. Ah, tam şurası de Ezgi. Evet. İnanılır gibi değil. Gerçek... At tam şurası. İstemedim. Lan sen beni ne sandın? Arkadaşım! Ulan tam yapmak istediğimiz buydu. Bu değil mi? Sert çıkış. Hayır. Öbürü. Öbürü. Okşa. İnan... Ah. Pardon. Eğer senin için bir sakıncası yoksa... Elime dokunduğunuzda neden ürktünüz, neden elime korktunuz? Elime dokunduğunuzda neden ürktünüz onu anlayamadım. Çünkü eğer utangaçlıktansa bunu anlayabilirim. Ama bir rahatsızlık hissettiyseniz bu beni derinden etkiler. Bir rahatsızlık hissettim. Cehennemin dibine kadar... Arkadaşım ya, Ezgi yapmayın ne olur ya. Ya seni ayarlıyorum, seni ayarlayamıyorum Ezgi. Çocuk senin eline değdiğinde öyle bir etkilenirsin ki alçıyı koparıp atar çocuğa gider sarılırsın. Arkadaşım o sana sarılmaya çalıştıkça sen kaçarsın. 3, 2, 1 buyurun. Ena. Ay. İşte tak. Ah. Bağır. İmdat. İmdat. Bu
Bağırayım da. Hayır, sarılma. Sen sarılmaya çalış, sen sarılmamaya çalış. Çalışın, hadi. Gel buraya. Gel buraya, çek. Sen sarılmaya çalış Ezgi. Sen sarılmamaya çalış. Sen... Ya kestik ya. Bir dakika gelin öne ya. İkiniz öne gelin ya. Arkadaşım. Ya saçınla görüntün o kadar ***'lı ki. Fakat görüntünle senin özdeşleşmen bana çok koyuyor. Evet. Sinema tarihi senin gibi bir aptal görmemiştir arkadaşım. Ama ne yönetmenler gördü. Kendi kendine prova yapan bir müzisyen, bir aptal bir oyuncu ve ona eşlik eden bir aktris hanım geldiğinde çok iyiydi. Her geçen gün üzüm üzüme baka baka karardı. Ya sana aptal demek istemiyorum Ezgi, anlamışsındır herhalde. Ama anlamışsındır yani. Allah'ın severseniz gidin içeriye. Sonra gelin adam gibi bir şey hazırlanın, tamam mı? Tamam, tamam. Biraz önce. Bizimkiler gelsin. İkiniz de erkek olacaktınız. İşte o... Ben de erkeğim. Arkadaşım, zaten kız gibi giydirmişler seni. Bir de kız gibi yürüyorsun. Bacakların da kız gibi zaten. Yok, dönemin şeyisi bu. Dönemin kıyafeti bu. Tamam, nesin sen? Dönemin adamı. Hangi dönemin adamı? İşte o artık çok karışık dönemler onlar. Bilmiyorum tam. Ezgi, sen nesin? Ben ne idüğü belirsiz biriyim. İçeride söylemedi mi Suzan size? Yok. Aptal mısınız? Bunu giyerken sormuyor musun ben ne olacağım diye? Ben artık akışına bıraktım ya. 1600'ler gibi kostümler tamam, sanki. Tamam, sen kabul etsin. Kabul ediyorum. Sen de Montegül'sün. Kim? Sen Montegül'ler, sen kabul etler. Nesiniz? Hanginiz kabul et, hanginiz Montegül? Montüklü bir şey yapıyor, ben de kabul ediyorum. Hayır, öyle değil. Bunlar tarihte çok önemli iki aile. Evet. Capuletler, Montegüller. Capuletler deyince göğsünü kabart. Capuletler. Sen değil. Capuletler. Montegüller. Montegüller. Lan içine çekme, dışına çık. Ben kabul ettim ya. Ya ötekini diyorum, ona da şey yapsa. Evet, dürt onu da. Sen Capuletlersin. Sen de Montegüllersin. Evet. Sen Capuletlerin Romeo'sun. Anladın? Çaktın mı olayı? Neymişin? Romeo. 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 Me. Romeo. Remio. Bunlar Remio hiç bunlar ya. Sabahtan beri uğraşıyorum Remio hiçbiri. Arkadaşım öyle değil. Şeyi unuttuk ya. Müzisyeni unuttuk. Onu çağırsana bir. Ha, ben niye çağırayım? Gelsin koca adam artık gelsin öğrensin ya. Minik. Sen Romeo'sun, sen Capuletlerin Romeo'sun. Ben Capulet benim. Romeo, tamam, sen Capuletlerin Romeo'sun, sen Allah de Capuletlerin Memo'sun. Memo? Memo, Memo. Memo. Evet. Niye, beğenmedin mi ismini? Sen neymişin? Capuletlerin Memo, sen Capuletlerin Romeo. Hanginiz Capuletlerin Romeo'su? Hanginiz Capuletlerdensiniz? Hayır. Sen Capuletlerin Romeo'sun. Sen Montegüller'in Romeo'susun. Sen de Memo'sun Capuletlerin. Hocam aldınız mı? İlacı aldınız mı? Capulet, Romeo. Capulet artık, Romeo. Montegül. Aptal. Ben onu söylüyorum zaten. Capuletlerin ben... Romeo sensin. Capuletlerden Memo da bu. Montegüller'in Memo. Evet, çok iyi anladık. Nesiniz? Yani. Evet. İkiniz de üniversiteyi Adana'da bitirmişsiniz. Bu şekilde. Tarihte bir ilk. O yıllarda sınırlar yok. İkiniz hangi konuda? Modada mı? Konuşma. Adana'da üniversiteyi bitirmişsiniz.
ve deniz yoluyla tekrar Fransa'ya geliyorsunuz. Verin bunlara bir tane tekne. Ki Capuletlerle Montekiler alayı İngiliz'dir. Ama biz inatla Fransa'ya gidiyoruz. Ya ne fark eder? Ha İngiltere, ha Nasıl Fransa. Nasıl ne fark eder ya? Arada biri bir ada... tane dere var. Bana ne ya? Ulan aradan bir dere geçiyor diye iki ülkeyi ayırma. Çok özür diliyorum. Arkana döner misin? Hayır. O sizin geminiz. Bin gemiye. Lütfen. Hayır. Bir kere bak şunu bilelim. Montegüllerle Capuletler... Montegüller değil onlar. Montegüller. Montegüllerle Capuletler... Montegüller. Capulet. Böyle sonradan takılan güller var. Montegüller. O böyle... Montegüllerle Capuletler... ...siniz siz. Evet. Ve birbirinize düşman iki ailesiniz. Ama ne tesadüf ki ikinizin puanı da Adana'daki üniversiteyi tutmuş. Ve orada okumak zorunda kalmışsınız. Ve oradan gemide iki tane bilet bulmuşsunuz. Deniz yoluyla şeye geliyorsunuz, İtalya'ya geliyorsunuz. Gemiye kadar nasıl gelmişiz? He? Gemiye kadar nasıl gelmişiz? Yürüyerek. Hayır, gemide iki bilet bulmuşuz ya. Biletsiz gemiye ya nasıl... Ya geminin gelmiş? Kapısında işte ya. Of, tamam bilet bulduralım. Hemen bir seyirci al sahneye en önden. Çabuk hemen. Müzisyen, ver seyirci geldi müziği. Sonunda diyorsun merhaba, başlayalım. Evet, arkadaşım sende iki tane bilet var. Şey, hayır sende bir tane bilet var. Sizde hiç bilet yok. İkiniz de bilet almak için gelin ona. Senin ismin ne? Taha. Kimde iki bilet var? Aha. Taha. Taha. Taha ne olsun? Evet, geminin bu tarafına geçin. Leğeni de azıcık itin. Şey, gemiyi birazcık itin gemiyi. Şeye doğru, çocuğa doğru, Aha'ya doğru. Tamam. Aha, sen bağırıyorsun. Kara borsa bilet, bir tane kaldı diyorsun. Siz ikiniz birden koşuyorsunuz Capuletlerle Montegüller. Evet. Kara borsa, bir tane bilet kaldı. Adadan bağırıyorsun, elin ağzına sokup bağır. Tamam. Kara borsa, bir tane bilet kaldı. Duydunuz, önce koşun, sonra bisiklete binin, sonra denize atlayın. 3, 2, 1 buyurun. Kestik. İki adım öne gelsene. Sana. İkinize de diyorum, ikinize de. Aha, size diyor. Hayır, ikinize diyorum. Ama. Niye yapmıyorsun lan? Ben taksiyle gideceğim. Bu şimdi taksi, vapura taksi yok. O yıllarda taksim var, aptal. Yok taksi falan. İki bu adım yıl, geri çıkın. Ama bu yıllarda bilet var. İki adım geri çık. Bir tane bisiklet var. Koşarak gidin, bisikleti alın. Biriniz öne, biriniz arkaya oturun. Ondan sonra gidin, denize atlayın, yüzün. Bakalım önce kim alacak bileti. 3, 2, 1 buyurun. Koş bisiklete. Atla arkasına, atla arkasına. Ezgi arkadan yapışsana. Ne yapayım? Kestik. Lan iki tane bir gidonu var bisikletin. İkili bisiklet olduğunu düşündüm. Hayır öyle bir şey düşünme. O sen benim... o bisiklete binmiş, sen niye onun tekerine oturuyorsun? O benim yanakları tuttu. Gidon bende. Tamam, sen gidona tekrar diyorum, tekrar bisikleti biriniz kapın, öne binin. Biriniz de onun belini, ayaklarını sarsın, tamam mı? Omuzdan tutacaksın, ayakları bele saracaksın. 3, 2, 1, buyurun. Yürü! Yürü! Düşme kız! Düşme! Lan tekere sürtüyor kız! Kız tekere sürtüyor. O önemli değil de benim... O önemli değil de benim tayt iniyor. Ben taksiyle gideyim dedim. Olmaz. Kızı şey al. Öne oturt kızı. Gidonun ucuna oturt. Dur ben oturuyorum. Otur yoksa eve gidemeyiz. Kızı gidona oturt. Evet sür. At kızı, at kızı, at kızı. Şimdi denize atlayın. Atlayın denize, yüzün. Ben yüzme bilmiyorum. Biliyorsun. Ben biliyorum. Kelebek yüzeceksiniz. Atla, yüz. Ezgi, kelebek. Kelebek mi? Adaya çıkın. Adaya çıkın ve koşmaya bilet. Başlayın. Bilet al. Ezgi bileti al. Ezgi bileti al. Para. Ulan önce ben çıktım, bilet onu aldı. Koş, engel olmaya çalış. Söyle, bu Capulet bunlar de. Burada bir yerde böyle G-string'imi kaybettim. Şurada. Al bileti. Arkadaşım ne yapıyorsun?
O zamanları daha tam oturtamamışlar konfeksiyonda. Arkadaşım ne olur yapma şunu. Bırak onu. Gel bak Montegül aldı bile bileti. E tamam aldı o zaman kalmadı bana. Hayır koş arayı boz. Montegül'e satamazsın de. Merhabalar. Merhaba. Ben biraz şuraya gelirsen. Denizden korkuyorum da. Ben Capuletlerden Romeo. Siz konuşun ben kaçıyorum. Gemi gidiyor. Gel. Gel şuraya Ezgi. Daha almadım bileti. Tam havada. Elini havada tut. Ha. Evet. Ben Capuletlerden Romeo. Çok daha fazla para veririm. Tamam. Bir, ne veriyorsa iki katı. Aha ona bir hareket yap. Nasıl bir hareket? Güzel ya, bir hareket yap işte. Ki karşılığını görme. Para. Daha fazla veriyor. Lan sen erkeksin erkek. O da silikonunu verdi. Evet. Şimdi şey sen alırken bilet havaya çıkar, yırtılır ikiye ayrılır bilet. Hadi sen aldın, ben aldım derken müzik yüksel. Ne yapıyorsun? Montegüllerin Memo, koş Memo, koş. Önce çocuğa bir şey, bir kafa at çocuğa. Senin ben... Al. Koş, atla sen de arkaya. Atladım. Arkadaşım, önce sen onu denize atmaya çalış. Artık bindi, niye atayım? Ben de bindim. Hayır, atmaya çalış. Çünkü o Montegüller, bir Montegül öldürmek bizim ailemiz için şereftir de. Bir dakika, galiba tuvalette şu an. Arkadaşım! Açık havada, inanamıyorum. Arkadaşım, İşte bu yüzden düşmanız iki aile. Niye? Sizin aileyi götürüyor. Hemen oradan cep telefonuyla aileni ara, beni karşılamaya gelin. Cep telefonu mu? Evet. Evet, biraz da öne gelin gemiyle. Evet, ara cep telefonuyla. Ara cep telefonuyla. Ne yapıyorsun? Arıyorum. Ya arkadaşım, anneni ara cep telefonuyla. Ara anneni. Ara. Tam konuşurken Ezgi arkadan bir vurursun, cep telefonu suya düşer. Konuş annenle. Alo. Canım. Dur, telefon sende kalsın. Beni attı. Sen düşmüyorsun, telefonun düşüyor. Biz niye şunu yapmadık ki? Giderek ona benziyoruz. Alo. Anne. Yavrum. Anne, ne yapıyorsun? İyiyim, sarma sarıyorum. Sen ne yapıyorsun? Bir dakika, annemle konuşuyorum. Bir dakika ya. Yok, gemiden, dalgadan çarptım. Bir dakika, bir şey konuşuyor. Dalgadan değil, ciddi yapıyorsun bayağı. Ay. Anne. Bir daha çarp. Efendim oğlum? Oğlum niye sallanıyorsun konuşurken? Sallandığımı nereden görüyorsun anne? Telefon eğik yapıyor. Eğik mi? Evet. Tamam, kapat, saçma konuşuyorsun, kapat. Aa, Deniz Anası. Tam konuşurken telefonu arkadan öyle bir sert vurur ki Ezgi. Vur arkadan, dalga geldi. Geldi dalga, hop, Lambers. Telefon gider. Eyvah, eyvah, eyvah. Ve onun telefonunu rica etmek zorunda kalırsın. Montegüllü'nün Memo'dan telefonunu rica et. Çok özür diliyorum ama telefonum düştü. Bunu affettirmek için isterseniz, izin verirseniz sizin telefonunuzu kullanayım. Kontrolüm kalmadı. Biraz daha kontrollü kullansaydınız. Şey, biletçiyi yollasanıza yerine alkışlarla. Taha, teşekkür ederiz Taha. Ben senin düşman ailenim. Konuşma. Telefonumu falan veremem. Seninle konuşmak istemiyorum. Şu an çok canım sıkkın. Arkadaşım. Daha taksidi bitmedi telefonun. Romeo'sun sen. Romeo'yum. Söyle de ki sen düşmanımsın ama teknede yalnız olduğumuz için sana anlatmak zorundayım. Sen düşmanımsın. Normalde seninle konuşmamam lazım. Ama madem yanımızda kimse yok sana anlatabilirim. İkimiz de hemen hemen aynı yaştayız. Juliet'ten bahset. Ayrıca sen sportmen birisin. Ne yaptın? Göğüs mü çalıştın bu yaz? Juliet'ten bahset kıza. Sana böyle Juliet'ten bahsetmek istiyorum. Öyle çok ciddiden değil. Bir kızdan hoşlanıyorum. Adı Juliet. Dur dur, hemen Juliet deme. Bir kızdan hoşlanıyorum. Ha. Sana anlatamam güzelliğini falan. İnanılmaz bir kızdan hoşlanıyorum. Sana güzelliğini anlatamam. Hadi ya. Evet. İngiltere'nin, hatta Londra'nın, Manchester'ın en güzel kızı diyebiliriz. Ama işte bakalım benim ona olan aşkımı kabul edecek mi? Memo, çok ismini merak et. İsmi ne? Dur, Juliet dediği anda tekneyi alabora edeceksiniz. Öyle büyük bir kavga yapın ki alabora olsun tekne.
Evet. Ya biz bir sağ salim niye bir yere gidemiyoruz? Konuşma! Evet. Ona gıcık ver önce. Hareketlerinle gıcık ver. Ondan sonra da Juliet'in ismini söyle. İsmini. İsmini söylesem ne olacak ki? Benim gibi bir erkekten başkasına gönlünü kaptıracağını sanmıyorum. İsmini söyle, merak ettim. Bence ismini öğrensen daha fena hayal kırıklığına uğrarsın. Gıcık niye? Ver, hareket yap. Ne yapacağım hareket işte? Hani daha nasıl gıcık edeyim onu? Ağzınla falan böyle hareketler yap, dil mil yap. Gıcık versene kıza. Sende de var mı gıcık? Hayır, öyle değil. Ya kıza hareketlerin ne? Adını söyleyeyim. Kıza değil. Oğlana, Memo'ya. Adını söyleyeyim de sen de öğren. Veremem ki. Biz ne pis bir aileyiz ya. Ben nasıl bir kandan geliyorum? Memo, gelirim? Montegüller'in Memo de ki, senin baban da, abin de, bütün aileniz böylesiniz de sen de ona gıcık ver. Sizin zaten bütün aile böyle, meymenetsizler. Yap tipe bir hareket bak. Sen de ona. Hop. Hoppala. Tutmasam düşüyordun. İki dakika arkadaşım. Şuradan sandviç alayım da paylaşalım. Hayır. Bin şuna Memo. Memo bin şuraya. Ben demeden düşüremezsin. Evet, şimdi kızın adını ağzından almaya çalış Memo. Israr et. Ha. Söylemem. Hayatta söylemem böyle bir şey. Söyle, söyle hadi. Söylemem. Aman nazlanma be. Söyle. Baş harfini söyle. Juliet. Dur, Juliet'i bir daha söyle. Juliet dilinde yankılanır. Senin Juliet. Beyninde yankılanır Memo. Juliet, yet, 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 yet. Ne? Juliet, yet, yet. Bir daha neydi? Bir daha ne? Ne? Demin söyledim ya, 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 ya. Tekrar Juliet. Et. Juliet mi? Juliet mi? Evet. Ve müzik yükselir, yüksel müzik. Müzik yükselir, yükselir. Ve büyük bir kavga başlar. Ya Allah der ve girişir Memo. Ya Allah! Kapır etlerle Montegüler. Evet. Girişin lan birbirinize. Bir sen vur. Hayır, ağır çekimde. Bir sen vuracaksın mideden, havaya zıplayacak. Sonra sen vuracaksın, o havaya zıplayacak. O sert vurdu, ben kaçırdım ben. Lan havaya zıplayacaksın. Ha. Al yumruğu. Gemiyi alabora edin. Ne yapıyoruz? Gemiyi alabora ediyorsunuz. Ve suda kalırsınız. Kalın suda. Ve kıyıya doğru gelmişsinizdir. Prodüksiyon hemen şey getirin. Bir balkon yapın oraya çabuk prodüksiyon. Kıyıya gelmişsinizdir mal gibi. Hemen anneni al sahneye arkadaşım. Anneni al sahneye. Kimi? Anneni al sahneye. Anne gel. Bir anne al sahneye çabuk. Bir tane anne lazım bana. Acil. Gerçek anne. Normal doğum yapmış. Sezeryen de olur. Ama iki sene içinde ikinci sezeryen olmasın. O sıkıntı oluyor. Evet, anne gelir. Kıyıda oğlunu bekliyordur. Anne bağırsana. Oğlum. Tanımıyormuş gibi yap, devam et. İsminiz ne anne? Simge. Tamam, Simo oğlunu bekledir. Ve oğlunu suda yüzerken görür. Evet, oğlum. Yüz. Oğlum, oğlum. Anne çok oğlum. Derine gelmişsin. Ben yüzüyorum annem burada. Arkadaşım yüz annene, gulu gulu yap. Artık gücün tükenmiştir. Oğlum gel, tutuyorum. Gulu gulu yap. Oğlum. Gulu gulu. Hayır. Gulu gulu. Öbür tarafta görüşürüz. Gulu gulu. Memo sen gel, annene el uzatırken Memo elini uzatır ve annen yanlışlıkla Memo'nun elini çeker. Uzat elini. Oğlum. Ve Memo'yu görür görmez büyük bir çığlık atar. Ah! Ay! Ay. Ne oldu? Montegüller'in Memo. Montegüller'in Memo. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Arkadaşım bağırsana. Anne sen orada uğraşırken ben burada... Ben çoktan boğuldum ya. Hayır. Anne ben gulu guluyum. Bana baksana de. Anne dur. Casibidim var. Oğlum. Oğlum. Anne ben gulu guluyum de. Neresinden tutacağım bilemiyorum. Elinden tutacak. Oğlum. Oğlum. Oğlum bu taraftan. Bir dakika mikrofon donumdan çıktı da affedersin. Yardım edin. İlhan çıkıyormuş dedim sana.
Ah, anne, az kalsın ölüyordum sana. Oğlum. Anne, hemen kafaya bir tane çak. Senin ne işin var Montegüller'le aynı denizde? Ya benim niçin burnum a**dan kurtulmuyor? Ben sürekli fırça yiyorum, sürekli alabora, sürekli boğulmalar. Vur şunun kafaya bir tane anne. Oğlum. Kafaya vuruyorsun. Ben mi vuruyorum, anne vuruyorum? Sana hak veriyorum, Juliet senindir. Hayır, biz gel. Ailece bir halta hak etmiyoruz. Hayır, gel şuraya. Ya Simo. Evet, dinliyorum. Çocuğun kafasına tokadı vura vura çıkaracaksın denizden. Ben sana suya girme demedim mi elbiseleri ıslatmışsın diye. Evet. Tamam. Evet. Oğlum. Ben sana demedim mi? Yüzmeyi de bilmiyorsun, dalmışsın suya. Elbiselerini de ıslatmışsın. Benim annemin benden 24 yaş küçük olması normal mi hocam? Evet, daha bir şey olmaz. Olur. Olmaz. Kaldır elinden, kaldır. Ama çok gel, üzüldüm. Çık artık. Ve çıkmıştır. Koşarak der ki, anne dur benim Juliet'e gitmem lazım der. Memo. Anne. Çok acıdım. Yok yok, iyiyim. Benim Juliet'e gitmem lazım. Juliet nerede oğlum? Bu halk ekmekten sağa döndü. Kadıköy tarafında mı oturuyor? Memo sen de koş. Ne Juliet mi? Önce balkonun altına ben gitmeliyim. Söyle. Kimine? Bağkur'a mı? Balkonun altına. Balkon. Evet. Ne Juliet be? Balkonun altına önce ben gitmeliyim. Ve Juliet gelir, Juliet gelir balkona çıkar. Siz de Juliet'e doğru koşmaya başlarsınız. Anneyi alkışlarla gönder yerine. Evet. Juliet. Juliet gelir balkona çıkar. Siz koşun, koşun. Juliet mi çağırdı? Koşun. Koşun, birbirinizi ittirerek koşun. Tam Juliet'in önüne geldiğinizde yuvarlanacaksınız. İttirin birbirinizi. İttirin birbirinizi. İttirerek gelin. Ağır hakaretlerde bulunun birbirinize. Hakaret edin. Hayvan. Biraz o da yaşasın bunları. Siz tam oraya geldiğinizde durursunuz ve Juliet Romeo'ya kısacık o şarkısını söyler. Juliet. O kadar uzun zamandır seni görmek için yollardayım ki. Seni çok özledim. Olsun sonra mesaj atarsın. Hiç oralı değil. Hande şarkı. Kavga etmez sever beni Romeo, 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 Romeo. Sabaha kadar kucaklar beni Romeo, 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 Romeo. Memo bundan çok etkilenir. Memo. Şeyde, ne Romeo mu dedin sen de olay çıkar. Ne Romeo mu dedin sen, Memo olacaktı orası. Olur mu böyle şey be? Kesin lan sen. Kesin oğlum sen. Saçlarını kestir adam gibi. Amerikan mı Amerikan bir şey yaptın lan. Ha? Adam gibi yaptır lan saçlarını. Zibidi. Kendine gel. Arkadaşım, Juliet'in önünde seni rezil etti. Juliet, söyle Romeo. Romeo, bunun altında kalacak mısın de. Romeo, bunun altında kalacak mısın? Kalacak tabii. Şu an hemen gidip bir kamyonun altında kalmayı düşünüyorum. Kalacak tabii bunun altında. Şu an düşündüğümde gerçekten benden daha layıksınız birbiriniz. Hayır arkadaşım, gel buraya. Romeo'nun, Juliet'in gözlerine bakınca erirsin. Ağzın burnun eğilir. Juliet sorarsın, Romeo neredesin aylardır sevdiğim? Romeo neredesin aylardır sevdiceğim? Turnedeydik. Hayır. Ha, pardon. Söyle, Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okuyordum de ama titreyerek söyle, konuşama. Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okuyordum. Konuşama. Konuşama inşallah. Ha ben konuşamıyorum. Tamam. Adana'da çok çok Hocuk, hocuk, hocuk. Hocuk State University. Yabancı fakülteymiş o. Hocuk, hocuk, Rova Üniversitesi'nde okuyordum. Juliet, bu çocuk giderken böyle değildi, şaşırsana. Sen böyle değildin, ne oldu sana eğitim alınca? Ya yeni bir şeyler alayım üstüme dedim. Yani o çünkü sıcaktı orası. Ben aşkından titriyorum desene kıza. Aşkımdan titriyorum. Ay. Her şey senin için yaptım.
Titremiyorsun. Sen bununla mı olacaksın şimdi? Ya konuşma iki reket lan. Her şeyi senin için yaptım. Senden uzak kalmamamın sebebi de sana layık bir erkek olarak Londra'ya geri dönmekti. İşte geldim. Şey, Memo söyledi ki kız sana şarkı bestelemiş lan hıyar. Sen böyle mi konuşuyorsun de. Ulan kız sana şarkı bestelemiş, sen şununla nasıl konuşuyorsun? Bıdı bıdı yapma da aradız ki konuş. Kendine gel. Kendine gel. Ne ayarsız bir şeysin ya. Adam gibi dur kızın karşısında. Erkek ol lan biraz. Erkek Juliet, olmak... Juliet aşağı inersin, yanına gelirsin ve söylersin. Dersin ki gerçekten ben senin için şarkı besledim. Sen benim için hiç düşünmedin mi? Bir şey yapmadın mı? Kurban olduğum neler yaratıyor ya. Teşekkür ederim. Romeo, ben senin için şarkı yaptım. Sen hiçbir şey yapmadın mı benim için? Yaptım. Adana'nın en büyük tık şopunu açtım. Arkadaşım! Ama çok tuttu. Juliet'le ne alakası var? Ben hani ticari anlamda söyledim sana. Ulan o yıllarda daha elektrik bulunmamış. Nereden şop açıyorsun? Bu güneş enerjili hep. Güneş bulunmuş herhalde. Arkadaşım yapma ne olur, sapıklık yapma. Tamam. Ben de senin için de bir şiir yazdım de. Ben de senin için bir şiir yazdım. Ama sen onun yazdığı her şeyi aşağıla. Memo. Ya sen ne yazacaksın ya? Şiir yazdım lan, şiir. Ne yazacaksın ağzını ya? Ağzını yüzünü kıracağım, şiir yazdım. Dokunma, dokunma. Dur be, iplik ya var. Ya bir iplik. Dur iki rekat, dur iplik lan var, bir iplik. Dur lan. İplik var orada. Ya var var. Bir ipucu olsun istedim senin için. Ben de senin için bir şiir yazdım. Ah, çok heyecanlandım. Ya ne şiir miyiz, sallıyor ya. Boş ver, inanma ona. Dün sana selam verdim. Zahmet edip almadın. Gazım var dedin ama ulu orta salmadın. Bunu yapmak zorundaydım. Arkadaşım, olayı büyüt. Öne doğru yürü, büyüt. Öyle bir gaz ki. Şiir ol, aşk, inan aşk ol. Evet, büyüt. Sana ne kadar şiir yazsam senin için layık olamayacağımı biliyorum. Ama tövbe bismillah, bu kadınlar benimle ellerini uzak tutamıyorlar ya. Arkadaşım, evet, elinden tutarsın. Juliet'i, Juliet sahile doğru gidebilir miyiz? Sana bir şey söyleyeceğim dersin. Evlenme teklif edeceksin. Ne oldu? Juliet, sana bir şey söyleyebilir miyim? Ne söyleyeceksin ya? Palavra... Juliet dedim! Memo bir adilik yap araya. Araya gir bir adilik yap. Evet, söyle. Güzeller güzelim benim. Seni ben yerim ya. Arkadaşım, al şu Memo'yu iki dakika konuşsunla kenarda. Ben seni yerim ya. Bir şey diyeceğim. Minicik bir maruzatım vardı ya. Gerçekten ailelerimizin birbirine düşman olmasına rağmen... eğer sana olan sevgimi kabul eder, benimle evlenirsen... benimle bir ömrü paylaşırsın. Ya yerim o sevgi olacağım. Juliet de ki, ay sümsük de. Ay çok sümsük çıktı. Ha şunu bileydin ablam be. İki saattir yırtınıyoruz. Ağzını kıracağım şimdi. Ağzını kıracağım ben. Arkadaşım delikanlı ol iki dakika. Ne konuda? Juliet konusunda. Evet. Babamlardan da izin aldım. Adana'daki üniversitedeki eğitimimi de bitirdim ve geldim. Artık evimin erkeği olmaya hazırım. Sen de evet dersen gidip ailenden seni isteyeceğim. Juliet dön arkanı. Çok büyük bir problemimiz vardı. Çok büyük bir? Problemimiz vardı. Dön arkanı. Yo o kadar... Tamam ben kendimi boğarım. Arkadaşım! Yapma şunu. Anne sen bakma ona. Dön arkanı ve söyle. Çok büyük bir problemimiz var. Problem büyükse nereye gömsen? Arkadaşım! Çok büyük bir problemimiz var Romeo. Bizim aşkımızı çözemediği bir problem olacağını sanmıyorum. Söyle bana nedir hemen üstesinden. Var, var, var. Askerliğini yapmadın. Var, var, var. Of çok özür diliyorum. Ben mi yaptım? Hayır. Sen söylüyorsun Juliet. Ne diyorsun? Var, var, var. Ayağını vurarak var, var, var. Askerliğini yapmamıştın sen. Var, 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 var. Gerisini duymadım. Askerlik yapmamışsın. Askerlik yapmamışsın sen.
Bakaya kalmış ya, arıyorlar bunu. Lan sen ne kılçık bir şeysin ya. Memo söyle, vallahi de billahi de şikayet ederim ben bunu de. Vallahi şikayet ederim ben seni. Çağırırım jandarmaları görürsün günde. Hadi. Olsun, benim yarim kaçkı derdi jandarma. Evet. Bunu hemen çözebiliriz. Bu benim zaten görevim, bunu yerine getireceğim. Ama sen benim eşim olduğun zaman, oraya gittiğim zaman... ...uzaktan seni düşünerek sayılı günlere geçirmek benim için daha romantik olacak. Juliet, Juliet baban da istemiyor biliyorsun. Siz düşman ailelersiniz, o konuya gir şimdi. Peki ailelerimizi ne yapacağız? Peki ailelerimizi ne yapacağız? Onları yakarız. Arkadaşım saçmalama, düzgün cevap ver. Dondururuz. Hayır. Lan öyle konuş, cevaplar verme. Yani reel cevap verme, sürreel cevap ver. Oğlum kıza öyle bir orasını şey... Orasını bana bırakıyorsanız... Hayır, sapıklık yok. Hepsini benim Adana'daki dükkana götüreceğim. Arkadaşım hayır ya. Bak kıza öyle bir cevap ver ki. Evet. Ha, evet. Bana söylediğin problemi aşıp buraya geleceğim. Ve okuduğum üniversitede edindiğim bilgilerle sana nasıl bir koca olabileceğimi onlara ispat edeceğim. Eğer bunun sonunda beni kabul edersen bunları yapmaya hazır. Memo girsene de oğlum ahmak mısın? Siz düşman ailesiniz de. Ya fasafizo bunlar. Siz düşman ailesiniz. Olmaz o iş. Gel sen bana. Bu mu yani ikna ayeti? Bununla mı ikna ediyorsun? Evet. O zaman papaz efendiye bir soralım de Juliet. Al Romeo'yu da yanına papaza gidin. O zaman... Papaz efendiye soralım. Sen nasıl istersen. Gidin müzisyenin yanına. Sen de git yanlarına Memo. Olaylara şahit ol. Bu mu papaz? Allah kahretmesin. Bu hayatta bana olay vermez ki. Juliet sor. Papaz efendi. Söyle yavrum. Elbisen ne güzelmiş yavrum. Heh, papazın kafaya bak. Hiç. Papaz kaçtı. Bu kim yanındaki? Romeo, tanıştırayım. Ha, sen o şarkı yaptın salak bu mu? Evet, evet buyurun. Evet. Sen akraba mı bu? İdare et. Sen de papaza saygılarını göstersen arkadaşım. Ben demin bunu yaptım da o nasıl algıladıysa artık. Merhabalar papaz efendi. Oynatma lan elini ayağını. Oynatma lan elini ayağını deyip böyle yapan bir papaza gerçekten ilk defa denk geliyorum. Papaz efendi sizden şu ricamız var, vaktinizi almak istemiyoruz. Biz hayatımızı birleştirmek istiyoruz. Fakat ailelerimizin arasında küçük bir pürüz var. Çık lan sen dışarı. Çık lan dışarı. Sana diyor. Sana diyorum lan çık dışarı. Bana mı? Evet çık dışarı. Çık lan. Ben biraz dışarıdayım hemen geliyorum. Evet Juliet sana söylüyor şimdi. Kızım sana bir hap vereceğim. Bu hapı içeceksin. Herkes senin zehirlenip öldüğünü sanacak. Ailen de seni ona vermek isteyecek. Ama sen 15 dakika sonra ayılacaksın. Evet, Juliet düşer yere ve papazın arkasında ölür. Düş Juliet yere, 15 dakika sonra uyanacaktır. Memo koşarak gidip kötü haberi verir Romeo'ya. Git Memo, Romeo'ya de ki öldü öldü seninki intihar etti seninle kavuşamıyor diye. Hayatım seni daha Romeo. Çok seviyorum. Tabii ki seni daha çok seviyorum. Juliet öldü. Lan elini konu çek. Ulan Juliet öldü, iyilik yaptık sana. Nerede? Bak. Anlat Memo de ki senin için intihar etti de yalan söylüyorsun. Senin söyle. İçin intihar etti. Sana dedi, verme dedi papaz. Papaz dedi ki bu iş olmaz. Juliet dayanamadı. Bir tane zehir çıkardı, içti öldü. Ağlayarak anlatsana Memo. İşte benim Adana'da okurken tanıştığım Tarsuslu arkadaşım. Zılgıt İsmail. Uzatma. Arkadaşım sen böğrünü döve döve dizlerin üstüne çökersin. Beni bırakıp da nerelere gittin Juliet diye ağıt yakarsın. Yak ağıtını. Ver ağıt müziği. Ne yapıyorsun? Altını yakarsın dediniz. Hayır altını değil, ağıt yakarsın. Ho! Ver ağıt müziği. Kız! Lele kardeş diye başla, evet. Ben mi? Evet. Niye? Böğrünü döve döve. Nereye gittin? Nereye gittin? Gerçi bir aşkına masraftan kurtuldum ama oğlum. Hayır!
Juliet, Juliet bana neler ettin diye başla. Ya sizin nasıl bir böğrünüz var ya? Arkadaşım sonra da şey sen de intihar edeceksin. Juliet öldü diye. Juliet bana neler ettin. Vay vay le 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 le. Vay vay le 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 le. Devam et. Ben de kendimi öldürürüm diye. Ben de kendimi öldürürüm. Ben de kendi osurumda boğarak öldürürüm. Hayır. Uzun sürsün bu acıyı çekeyim. Hayır. Ben de kendimi öldürmezsem dizi. Ne yapıyorsun? O çocuk yorgan şakası. Arkadaşım ya sen de zehir içeceksin. Yüzüğünde zehir İçtim var. İçtim bile şu an zaten bütün sinir sistemin etkilendi. Arkadaşım yüzüğünde zehir var senin. Ben de kendimi öldürmezsem dizi. Ben de kendimi öldürmezsem. Ama yüzüğü de unutmuşum. Hayır. Bugün de yırttık. Hayır. Şey Memo ver yüzüğünü. Niye onda yüzük var? Var. Memo ver. Bende de zehirli yüzük vardı. Dur dur. Bende bir tane fazla var. Vereyim. Fazla mı? İstepne zehir taşıyana ilk defa görüyorum. Al. Ve zehri içer. Tam Memo can çekişip Romeo can çekişip ölürken Juliet uyanmaktadır. Juliet yavaş yavaş uyanırken onun can çekiştiğini görürsün. Juliet git yanına. Git yanına. Gitti o. Gitti artık. Juliet git yanına. Sevgilim Romeo ne oluyor sana diye. Sevgilim Romeo ne oldu sana? Gitti o bebiş gitti sen bana kaldın. Orada bir şey arama bulamazsın bu saatten sonra. Söyle arkadaşım söylesene. Zehirli zehirli söyle. Ulan sen ölmedin mi Juliet de? Romeo? Romeo söylesene Juliet sen ölmedin mi? Şaka yaptım. Juliet sen ölmedin mi? Ben senin için kendimi öldürdüm. Senin öldüğünü sandım. Sen ölmedin. Ben seni öldüğünü sandım ve zehir içtim. Juliet anlatsana olayı. Papaz bana bir şey verdi. 3 saat sonra ayılacaktım. Papaz bana bir ilaç verdi. Ayıldım ama ben bayılmışım. Sen ölüyor musun? O papazım ben. Hiçbir dediğine inanmadım zaten. Ve Juliet der ki dur seni kendine getirecek bir şeyim var benim. Bir alt dudak der. Dur seni kendine getirecek bir şeyim var benim. Bir alt dudak ver bakayım.
öyle ermiyorsun. Ele geçmez bir daha böyle fırsat. Sevelim, sevişelim. Hasta vista baby. Yıkıla yıkıla gezip dolaşalım. Zaman makinesinde iki biletim var. Eminim senin de niyetin var. O günlere dönsek ne kaybederiz? En fazla yine çok severiz. Yine aşık olur, yine her şeyi berbat ederiz. Bir delilik yapsak mı? Hı? Ne dersin? Juliet, hemen çocuğun ayaklarından tutup ters çevirirsiniz. Hemen sen de yardım et ona, çocuğun ayaklarından tutup ters çevirin. Hemen zehri çıksın çocuğun. Memo yardım etsene. Ben onu çıkardım arada. Hayır, ters çevirsinler seni. Ters çevirin çocuğu. Arkadaşım böğür biraz. Allah. Juliet yardım etsene. Vay maşallah. Analar ne acayip şeyler doğuruyor. Kafayı aşağı itsenize. Ya Allah'ım. Dur, ay ay. Çıkıyor mu? Çıkıyor da don da iniyor. Evet, düzel. Kendine gelirsin. Kendine gelirsin. Juliet söyle, ben seni kendine getireceğim dememiş miydim? Ben biliyorum. Yok, bir arkadaş gelecek. Juliet söyle, ben demedim mi seni kendine getiririm diye? Ben demedim mi seni kendine getiririm diye? Dedin sevgilim, teşekkür ediyorum. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Allah senin cezanı... Yardım ettim o kadar, vicdansız. Çok mutluyum şu an. Arkadaşım, Hande Yener'i takdim et. Hande Yener. Sağ olun Çelik. Çok teşekkürler. Ezgi. Sevgiler. Ayağınıza sağlık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Fırat Parlak. Özer. Ezgi Oğlan.